Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün LGS soru çözümlerinde son ünite olan elektrik konusuyla ünitesiyle beraberiz. Bugünkü ilk konumuz elektrik yükleri. Hemen ne varmış videomuzda bakalım. Arkadaşlar sorumuz şöyle. KLMN cisimlerinin pozitif ve negatif yükleri grafikte verilmiştir. Şimdi grafikte K cisminin pozitif yük sayısına, yani şöyle yapacağım, artı sayısına ve eksi sayısına bakacağız. Biz yüklü cisimleri tanımlarken ne diyorduk? Pozitif yükleri negatif yüklerinden fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisimler. Pozitif yükleriyle negatif yükleri birbirine eşit olan cisimlere nötr cisimler. Ve negatif yükleri pozitif yüklerinden fazla olan cisimlere de negatif yüklü cisimler diyorduk arkadaşlar. Şimdi buna göre K cisminin arkadaşlar pozitif yük sayısı 4, negatif yük sayısı 2 imiş. O zaman 4, 2 ise demek ki bu cisim artı 2 yüklüdür. Yani pozitif yüklüdür arkadaşlar. L cismin için yaptık aynı şeyi. L cisminin de pozitif yük sayısı 6, negatif yük sayısı 4'müş arkadaşlar. Demek ki bu da artı 2 yüklüymüş arkadaşlar. Peki M cismi için yaptık. M'nin pozitif yük sayısı 4, negatif yük sayısı 8'miş. O zaman bu da eksi 4 yüklüdür arkadaşlar. Yani negatif yükleri pozitif yüklerinden 4 fazla. Ve N cisminin de pozitif yük sayısı 8, negatif yük sayısı 8. O zaman bu cisim nötrdür arkadaşlar. Şimdi artık bana verilen grafikte cisimlerin yük dağılımlarını bu şekilde buldum. Ve bana ne sorarsa sorsun. Bakalım ne soracak. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. M cismi N cismini iter. Şimdi arkadaşlar itme ve çekme olaylarını hatırlayacak olursak. Etkileşimi, yani yüklerin etkileşimini hatırlayacak olursak. Aynı yüklü cisimler ister artı yüklü ister eksi yüklü olsun arkadaşlar. Bunlar birbirini ne yapar? İter. Peki zıt yükler artı ve eksi birbirini çeker arkadaşlar. Peki artı yüklü bir cisimle nötr bir cisim ya da eksi yüklü bir cisimle nötr bir cisim arasında yine çekme kuvveti oluşur. Yani bunlar da birbirini çeker. Evet, o zaman aynı yükler birbirini iter. Bunu bileceğiz. Zıt yükler birbirini çeker. Ve yüklü bir cisim, yüklü ile nötr cisim arasında çekme kuvveti oluşur. Bu kuvvet tek taraflı değildir arkadaşlar. Yani artı nötrü çeker diyemeyiz. İtme ya da çekme kuvveti çift taraflı bir etkidir. Dolayısıyla artı cisim, nötr cismi çeker demeyiz. İkisi arasında bir çekme kuvveti oluşur deriz. Çünkü kuvvet çift yönlüdür. Çekme kuvveti oluşur. Yani çeker dedik. Peki son olarak nötrle nötr arasında ne olur? Nötrle nötr arasında hiçbir etkileşim olmaz arkadaşlar. İtme ya da çekme olmaz. Etkileşim olmaz. O zaman dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar çekme durumu zıt yükler arasında olabileceği gibi yüklü bir cisimle nötr bir cisim arasında da olabiliyor. Ama itme durumu sadece ama sadece aynı yüklü cisimler arasında oluyor. Peki buradan hareketle. Şimdi biz cisimlerimizin yük durumunu belirlemiştik. Özür dilerim. M cismi N cismini iter demiş. M cismi neydi? Eksi 4 yüklü. N cismi neydi? Nötr. O zaman nötrle yüklü cisim arasında çekme kuvveti oluşur. O yüzden iter dediği için bu ifade yanlış. Cevabı bulduk ama devam edelim. N cismi nötrdür. Bunu bulduk zaten. L cismi M cismini çeker. L cismi M cismini çeker. Evet, zıt yükler birbirini çeker. Bu da doğru. K cismi L cismini iter. Evet, K ile L aynı yüklü olduğu için bunlar birbirini iter arkadaşlar. Bu ifade de doğru. O zaman yanlış olan seçenek A şıkkında olduğu gibi M cismi N cismini iter demiş. Nötr cisimle yüklü cisim arasında çekme kuvveti oluşur. İtme kuvveti oluşmaz. O yüzden yanlış. Peki yine benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer yükleri cisimlerin hangi cisimler olduğunu belirlemeye çalışacağız. Yine aynı mantıkla ne yapıyoruz hocam? K, L ve M cisimlerinin artı ve eksi yüklerini belirleyelim. K'nın artı 4 yükü varmış. Yani pozitif yük sayısı 4'müş. Negatif yük sayısı 2'ymiş. O zaman bu artı 2 yüklüdür hocam. Peki L'nin pozitif yük sayısı 4'müş. Negatif yük sayısı 6'ymış. O zaman bu da eksi 2 yüklüdür hocam. Peki M'nin pozitif yük sayısı 8'miş.
Negatif yük sayısı da 4'müş. O zaman bu da artı 4 yüklüdür hocam. Burada yük miktarı tabii ki itme ya da çekme kuvvetinin büyüklüğünü etkiler. Ama işaret itme ya da çekmeyi belirleyecek. Şimdi ne olmuş burada? 1 ve 2 numaralı küreler birbirini iterken 2 ile 3 birbirini çekmiş. Şimdi o zaman kimler arasında itme kuvveti oluşuyordu? Sadece ama sadece aynı yükler arasında. O zaman demek ki bunlardan K ve 1 ve 2'den bir tanesi K, bir tanesi M. Ama mesela bu K, M olacağı gibi M, K da olabilir. O zaman diğeri de L cismi olacaktır. Yani üçüncünün L olduğu kesin. 1 ve 2'de K ve M ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Şimdi buna göre bize diyor ki 1, 2, 3 numaralı kürelerini belirleyiniz. Biz ne demiştik şartımızda? 2, 3 numaralı küre kesinlikle L olacak. Bakın 3 numaralı kürenin L olduğu bir tane seçenek var. O yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa olmalı. Umarım beni anladınız arkadaşlar. Yani K ve M'nin yeri değişebilir. Mesela 1 K, 2 M olabileceği gibi 1 M, 2 K da olabilir. Bakın ona uyan başka hiç seçenek yok. Hepsinde L'yi buraya almışlar. Ama L'nin 3'te olduğu tek bir seçenek Bursa olmalı arkadaşlar. Peki. Başka bir grafikle yine K, L, M, N cisimlerinin yük miktarlarını aşağıda şekilde verilmiştir. Şimdi burada yüklü cisimler kime yüklü cisim diyoruz? Nasıl yüklü cisim haline geliyor? Bir de bunu da konuşmak lazım. Arkadaşlar bir cisim nötrken pozitif yüklü hale gelebilmesi için yani protonlarının artı yüklerinin fazla olabilmesi için artı alamaz arkadaşlar. Çünkü hatırlayın atomun yapısını. Artılar çekirdeğin merkezinde ve çekirdek içerisinde hapsolmuş durumda. Hareket etmesi mümkün değil. O zaman bir cismin artılarının fazla olabilmesi için elektron kaybetmesi gerekir. O yüzden bir cisim nötrken pozitif yüklü hale gelirken elektron kaybettiği için pozitif yüklü hale gelir. Tam tersi de negatif yüklü hale gelirken de elektron alarak negatif yüklü hale gelir. Bunu da bilmeniz lazım. Peki. Şimdi K cisminin pozitif yükleri negatif yüklerinden fazla. Pozitif yükleri yani protonları elektronlarından fazlaysa o zaman bu cisim pozitif yüklü yani artı yüklüdür. Peki bu kim? K. Peki L'nin ne dedik? Proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit. O zaman bu cisim nötr. Yani elektron alışverişi yapmamış demek. Peki M cismi proton sayısı az, elektron sayısı fazla. Yani pozitif yük sayısı elektron eksi yük sayısından fazla. O zaman bu cisim de negatif yüklü yani eksi yüklüdür dedik. Peki şimdi bize grafik KLM cisimlerinin yükünü belirledi. Yani K artı yüklü, L nötr arkadaşlar. M cisminin de negatif yüklü olduğunu belirledik bu sayede. Şimdi evet ne diyor bize? Şimdi tekrar buraya alıyorum. K pozitif yüklüydü, L nötrdü ve M eksi yüklüydü. Şimdi bunların etkileşimini soruyor bize. K cismi L cismine dokundurulursa, şimdi dokundurmada arkadaşlar son durumda birbirinden ayrılan cisimlerin yükleri kesinlikle aynı işaretli olur. Şimdi K cismi L cismine dokundurulursa L cismi artı elektrik yükle yüklenir. Doğru, çünkü artı ile nötrü birbirine dokundurursan yüklü cisim nötr cismi kendisiyle aynı işaretli yüklü hale getirir. Fakat bu olay gerçekleşirken K cismi L cismine artı vermez. Nötr cisimden K cismine elektron geçişi olduğu için L cismi artı yüklü hale gelecektir. Yani şöyle anlatayım kısaca. Çok uzatmayacağım bunu. Şunu K cismi gibi düşünün. Bunu da L cismi gibi düşünün. Arkadaşlar bu artı yüklü olduğuna göre bunun üzerinde atıyorum 2, 5 tane artısı olsun. Eksi sayısı da mesela 3 olsun. Demek ki bu artı 2 yüklü. Diğeri de 5 artı 1, 2, 3, 4, 5 artı nötr olduğuna göre 5 tane eksisi olması gerekiyor. Her artının karşısında bir eksi. Şimdi her zaman elektronlar sayıca fazla oldukları yerden az oldukları yere doğru hareket ederler. Dolayısıyla şu an L'nin elektron sayısı eksi sayısı K'dan fazla. Dolayısıyla L K'ya buradan bir elektronunu verdiğinde, buraya bir elektron geçtiğinde kendisinin artısının karşısında bir elektronu gitmiş oluyor ve dolayısıyla bunda artı yük fazlalığı meydana geliyor. Yani nötr cisimde artı yüklü cisme göre daha fazla eksi bulunacağı için nötrden arkadaşlar artı yüklü cismin üzerine eksi geçer ve bu da K cisminin, özür dilerim, L cisminin yani elektron kaybeden cismin artı yüklü hale gelmesini sağlar. O yüzden bir numaralı cümle doğru arkadaşlar. Peki
M cismi L cismine dokundurulursa M cismi L'ye, bu sefer de eksi yüklü cisim nötr cisme dokunduruluyor. Bu sefer eksi yüklü cisimde eksi fazla. O zaman M'den L'ye elektron geçişi olacağı için L cismi eksi yükle yüklenir. Doğru. Yani nötr bir cisme artı yüklü bir cismi dokundurursan nötr cisim artı yüklü hale gelir. Nötr bir cisme eksi yüklü bir cismi dokundurursan da eksi yüklü hale gelecektir. Doğru arkadaşlar. K cismi M cismine dokundurulursa K ile M. Bakın şimdi burada zıt yüklerin birbirine dokundurulması söz konusu. Şimdi biz burada son durumda cisminin yükünün ne olduğunu bilebilmemiz için cisimlerin yük miktarlarını biliyor olmamız gerekir. K'nın yük miktarı mı fazla, M'nin yük miktarı mı fazla bunu bilmiyoruz. K cismin nötr olur. Şimdi kesinlikle doğruyu sorduğuna göre bu nötr olma olasılığı var. Yani artıyla eksiği birbirine dokundurduğunda arkadaşlar 3 durum olabilir. Eğer artıların sayısı eksilerden fazlaysa son durumda K da L de artı yüklü hale gelir. Eğer eksiler artılardan fazlaysa her ikisi de eksi yüklü hale gelir. Eğer artı ve eksilerin sayısı birbirine eşitse son durumda ikisi de nötr olur. Dolayısıyla biz burada yük miktarlarını bilmediğimiz için K ve L cisimlerinin son durumdaki yük miktarının bunlardan hangisi yükünün hangi şartlı olacağını bilemeyiz. Bize kesinlikle iyi sorduğu için 3'ü almayacağız arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalı arkadaşlar. Evet, güzel bir soruydu. Geride bıraktık. Evet arkadaşlar, şimdi bize yükü eksi olan K cismi yalıtkan ayaklar üzerindeki nötr K ve L levhalarına K'ya şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Şimdi bir etkileşim söz konusu. Bu kürelerimiz nötrmüş. Yani nötr ne demek? Üzerinde artı ve eksi yüklerin sayısı birbirine eşit olan küreler demek. Yükler demek, cisimler demek. Peki ben buna eksi yüklü olduğunu bildiğim bir küreyi yaklaştırdığımda ne olacak bu arkadaşlar? Eksi yüklü küre K cisminin üzerindeki eksilere etkederek kendisinden en uzak köşeye doğru hareket etmelerini sağlayacak. Yani üzerinde kaç tane eksi fazlalığı varsa K'nın üzerindeki o kadar eksiye etkederek yakındaki eksileri uzağa kovalayacak. O zaman kendisine yakın olan bölümdeki eksileri kovaladığı için kendisinin olduğu tarafta da artı yük fazlalığı oluşacak. Yani aslında K küresi şu an hala nötr, fakat bu yüklü cisim sayesinde bir kutuplaşma meydana geldi. Ve dolayısıyla K cismi bu hale geldiğinde o zaman K'nın L'ye yakın olan bölümü eksi yüklü gibi davrandığı için bu da arkadaşlar L'nin üzerindeki eksileri uzağa kovalayacak. Ve yine yakın olan bölgesi artı yüklü hale gelecek. Yani K ve L küreleri eksi yüklü bu küre cisim sayesinde bu şekilde bir kutuplaşma oluşur. K ve L totalde yine nötrdür, hala nötrdür. Fakat bu eksi yüklü cisim sayesinde bir kutuplaşma meydana gelmiştir. Yani pilin kutuplu gibi artı ve eksi yüklü iki tane kutbu oluşmuştur. Şimdi buna göre hangisi gibi, K ve L levhalarının yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ne yapmıştık? Artı eksi, artı eksi arkadaşlar. Dolayısıyla bakın işte belirlediğimiz görsel burada artı eksi, artı eksi şeklinde. Dolayısıyla artı eksi, artı eksi dediğimiz B seçeneğini bulduk. Evet arkadaşlar, etkili elektriklenme ile ilgili bir görseldi bu, soruydu ve bu sayede kürelerin eksi yüklü cisim sayesinde bu şekilde kutuplaşacağını söyledik. Eğer artı yüklü cisim yaklaştırılmış olsaydı, yani şöyle onu da konuşalım. Artı yüklü bir cismi küreye yaklaştırmış olsaydık o zaman kürenin yakın olan kısmına eksileri toplarken uzak bölümüne artılar kalacaktı. Aslında şöyle, artılar hiçbir zaman hareket etmez. Uzak taraftaki, kendinden uzak taraftaki eksileri kendine doğru çektiği için bu tarafı eksi yüklü, diğer tarafı artı yüklü. Dolayısıyla bu K küresinin L'ye yakın olan kısmı artı yüklü gibi davrandığı için onun üzerindeki eksileri de kendine yakın olan tarafa toplayıp yine onun uzak tarafı da artı yüklü davranacaktı. Yani eğer artı yüklü bir küre yaklaştırılmış olsaydı bunun tam tersi olan görüntü ortaya çıkacaktı diyerek bugünkü elektrik yükleriyle ilgili olan videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.